Selamlar arkadaşlar. Bu gece gemi bincindeyim. Klinger yüklemesi yapacağız. 64 bin tonluk bir gemi. Yalnız gemiye 64 bin ton yükleme yapmayacağız. Bizdeki olayı biliyorsunuz. Limanın derinlik seviyesi kurtarmıyor böyle gemilerde. Yaklaşık 38 bin ton yükleyeceğiz gemiye. Ondan sonra farklı bir limanda üzerini tamamlayıp gemi Kanada'ya gidecek. Bu gece zorlu bir gece olacak. Sebebi ise gemi vincinin joystick levleri yok. Yani tamamıyla mekanik bir sistem. Bu gemi vinçleri çok sıkıntılı oluyor. Daha önceki gemi vinçlerinde siz görmüşsünüzdür. Hani ufak joystick levler oluyor. Onlar çok güzel. Ama bu tamamıyla mekanik. İki tane bildiğiniz böyle çubuk. Çubukla bir şekilde çalışmaya çalışıyorsun. Vincimizin markası Mitsubishi. Mitsubishi vinçler arkadaşlar, genelde şöyle söyleyeyim, çok sağlam vinçlerdir. Yani kolay kolay arıza yapmaz. Bir sıkıntı çıkarmaz. Ya bildiğiniz eski köylerde bulunan traktörler gibi, hani tamamıyla mekanik. Hani sadece yağını koy çalışsın, öyle bir vinç. Suyun içinde bile çalışır yani bence bu vinçler. Öyle bir gattarmışlar bunlar. Ama bunlarda elektronik sistem sıfır. Yani hiçbir şekilde elektronik sistem yok bunda. Tamamıyla operatör düşmanı bir vinç bunlar. Gerçekten hani sabaha kadar çalıştığın zaman ya da 4-5 saat çalıştığın zaman hani insanın kolları molları tutmuyor. Bayağı bir sert lebileri. Bu vinç de aynı şekilde. Şimdi size şöyle biraz göstereyim. Vincin boyu biraz büyük. Yani benim diğer kullandığım vinçlere göre büyük. 36 ton alma kapasitesi var. En yakın mesafeden. En uzak mesafesinden 26 ton kaldırabiliyor. Ağzındaki kapmayla beraber. Tabii komple yük değil. Çünkü kapmada nereden baksanız bir 15 ton var. Hemen hemen bir 15-16 ton da yük alıyor. Toplamda 30 ton. Zaten bu vinçler kendini korumaya alıyor arkadaşlar. Çok ağır yüklerde mesafe uzadı mı makine kaldırmıyor. Hemen direkt uyarı veriyor. Hani tehlikeli bir pozisyon olur diye. Gemimiz bu. Brandalarını falan hepsini hazırladık biz. Bu arada bu gemi 2 gündür burada. Ve bu gece bitmesini planlıyoruz. Ya bitmese bile sabah vardiyasını büyük ihtimalle trim ayarı kalacak. Trim ayarı arkadaşlar, gemi farz edelim şu an 40 bin ton yük alacak bu limandan. Tam 38 bin ton, 39 bin ton kala gemiyi durduruyorlar. Operasyon duruyor. Yani hiçbir şekilde gemide hareket olmayacak. Vinçler dahil her şey duruyor. Ondan sonra draft survey, geminin kaptanı gemide ölçüm yapıyorlar. Bakın şurada harfler var. Ben size biraz yaklaşayım. Zaten bunu biliyorsunuz. Ben size bu draft olayını biraz anlatmıştım. Bakın şurada sayılar var. Buradan işte geminin kıçında ve başında olmak üzere ve ortasında. Buradan geminin tonajını hemen hemen çıkartıyorlar arkadaşlar. Yani 200 ton, 300 tona kadar böyle çok ince bir tonaj ayarı çıkıyor. Ona göre kaptan diyor ki, bakıyor şimdi mesela buradaki trim ayarına göre. Diyor ki geminin kıçına diyor bir 200 ton alabiliriz diyor. Ya da geminin başına ya da geminin ortasına. Tamamıyla draftı yaptıktan sonra söylüyor bunu. Yani son 1000 ton kala filan, 500 ton, 1000 ton kala geminin hani şeklini bozmayacak şekilde yükleme yapıyoruz. Ondan sonra kaptan farz edelim diyor ki 5 numaraya diyor 300 ton daha atacağız diyor. Hemen 5 numaraya 300 ton atıyoruz. Ondan sonra diyor ki 1 numaraya diyor 200 ton atacağız diyor. Böyle böyle eşitliyor geminin pozisyonunu. Ondan sonra komple duruyoruz. Tekrar bir draft trim yapılıyor. Ondan sonra kaptan okey verirse artık bizim işlemimiz bitiyor. Gemi yükleme de bu şekilde. Yani biz de bu akşam büyük ihtimalle sabah vardiyasına trimi bırakırız. Yani sabah bir 500 ton, 1000 ton civarı bir şey kalır. Onun da gelen arkadaşlar 2 saatte bitirir diye tahmin ediyorum. Zaten vardiya değişim arasında trim denk getirmeye çalışıyorlar ki hani bekleme olmasın diye. Öyle. Şimdi birazdan yukarı çıkınca vinçten devam ederiz. Bu gece gerçekten beni zorlu bir gece bekliyor. Çünkü inen operatör arkadaş bana dedi ki yani kollarım mollarım tutmuyor dedi. Herhalde 2 gün evde baygın yatarım dedi. Bu akşam da ihale bana burada kaldı. Yapacak bir şey yok. İşimizin gereği bu. Her zaman güzel işler gelmeyebilir. Hani videoların altında yorum yazan arkadaşlar oluyordu. Sen Amogen vinç değilsin, sen vinççi değilsin. O tarz şeyler söylüyorlar. Şöyle söyleyeyim ben onlara. Benim kullanmadığım makine yok arkadaşlar. Yani kafes bomundan, MHC'lerden, ondan sonra Sen Amogen'den, mobil vinçten, gemi vincinden, kule vincine kadar. Yani benim kullanamayacağım hiçbir makine yok. Biliyorsunuz benim babamın mesleği bu. Hani ben 7 yıldır limanda çalışmamdan önce babamla beraber küçük yaşlardan beri ben bu vinçlerin üstündeyim arkadaşlar. Tabii ondan sonra işte böyle üniversiteden sonra iş bulamama imkanı falan derken babamın mesleğine yöneldik. Neyse, yine çok konuştum.
Yukarı çıkınca devam ederiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, çalışmaya başlayacağız birazdan. Arabalar geliyormuş. 4 kren çalışacağız. Kumar vardı ya, bazı bir rol vardı. Aman aman aman. Sakin sakin, panik yok. Bu arada gemi mürettebatı Vietnam arkadaşlar. Vietnam'ın hepsi. Ambar kontrolü. Hello my friend. Yok ya, bunun zaten 5'er 6'sı. Tamam. Kaç ton yük var abi burada? Tamam, burası güzel ya. Buraya Turan 5 araba açacak. Buna geçecek, dönecek doğru. Tamam. Turan. Abi. Bunu fark etmez, bunu tam ortaya atsan da olur. 5 arabası kaldı zaten ya. Doldurun için zaten onu atayım. Ya işte atabildiğin kadar at da. Buradan çıksana Necil abi. Ambar gösteriyorum sana. Ya vinç altları hep boş kaldı. Gördü. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Aynen, Turan karşıya bomboş. Oo, karşı bomboş. Gördün? Sen döneceksin buraya, karşıya fırla. Ha, bunda burayı dönecek karşıya çıkacak. Güzel. Şimdi yük kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Yükü eşit şekilde ambara paylaştırmak önemli. Bizden önceki var diye bayağı dengesiz yüklemiş. Evet. Bakın burada gördüğünüz gibi. Necil abi sen buna çıkacaksın. Bu tarafa çok yüklemişler. Bu taraf hep boş. Bak taban gözüküyor. Çolak öyle çalıştı. Bak taban gözüküyor, gördün mü? Buna dikeceksin abi. Yani bu çok dengesiz büyük arkadaşlar. Hiç iyi bir şey değil bu. Bak şu beyaz bir tane çünkü böyle büyük gemilerde arkadaşlar, kaptan kesinlikle kabul etmiyor. Gemide kırılma olayları var. Siz de az çok gemi sektörünü bilirseniz, eşit ve dengesiz yük açıkta fırtınalı havalarda geminin kırılma sebebi. Öyle söyleyeyim. Kapmalarımız bunlar. Şimdi şu ambara bakacağım. Bu ambara biraz alçak. Evet bakın, burası da çok dengesiz yüklenmiş. Aynı şekilde burası dolu. Bu vinç altı boş. Bu da çok kötü. Burası da kötü. Heh. Sabahleyin ben 5.30 gibi keseceğim oradan arabayı. Tamam. Bitiriyoruz. Sabahleyin 7'de yağmur var. Tamam. Geri yine temizliği bırakacağız. Tamam. Burası da berbat ya. İkiye ben çıkıyorum. Burası da baksana abi, mal nerede? Volkan sen bayağı dayanacaksın ha. Hadi abi, senin pek önemli değil. Bir de geminin bir numarasına bakalım. Güzel güzel, burası güzel. Buraya kim çıkıyor? Buraya Alem çıkıyor. Alem çıkıyor. Buraya, tam ortalı burası. Buraya ortaya attın mı tamam abi. Aynen burası. Ortalı çalıştırıyor. Burası iyi iyi Alem. Çok az, çok az. Tamam abi. Al, tamam biliyorum. Çok az böyle, çok az. Ya, sallantıyla ayarlarım. Aynen, çok değil böyle. Çolak nasıl öyle çalışmış? Çok berbat çalışmış ya. Senin yani tam ortası nasıl? Evet, kontrollerimiz tamam arkadaşlar. Yani yükü nereye koyacağımız o çok önemliydi. Çünkü yukarıdan hem toz hem karanlıktan pek bir şey gözükmüyor. Böyle bakmak gerekiyor. Şimdi ben şu geminin 2 numaralı vincine çıkacağım. Onun kapması orada. Oradan alıp 2'ye döneceğim ve yükü şu vinç altına atacağım. Gündüz çalışan arkadaş aldığı gibi hemen buraya dökmüş. O da kolayına gelmiş. Hani vincin kolları sert olduğu için direkt gemi ambarına dönüp hemen yükü boşaltmış oraya. Kaptan yani protesto çekmiş. Eğer demiş yük eşit olmazsa ben gemiyi limandan kaldırmayacağım demiş. Şimdi artık biraz düzeltmeye çalışacağız. Yanlış yükleme. Bu da size yanlış yükleme videosu tarzı bir şey olsun. Gemilerde çok sıkıntı yani bu sistem. Bir de şuraya bakalım. Burası da geminin 3 numaralı ambar. Bakın burası da çok berbat. Bakın o taraf bomboş. Yani bu vincin altı bomboş. Bu vinçte çalışan arkadaş direkt oldu gelen buraya dökü vermiş.
Yanlış. Önemli olan eşit yüklemek. Şimdi biz o eşitliği sağlamaya çalışacağız. Neyse, hadi yukarı çıkınca devam edelim. Evet arkadaşlar, mincimizin göbeğine geldik. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Ondan önce bu tür işlerde eldiven giymek çok önemli. Çünkü o göbek dişli mekanizması açık olduğu için bütün yağ aşağı veriyor merdivenlere. Evet, bu dişli yağ da kolay kolay böyle elde çıkmıyor arkadaşlar. Çok yoğun bir yağ bu. Neyse çıkalım. Evet, vincimizin aydınlatması güzel. Haydi bakalım. Daha çıkacağız. Ve bu vincin göbeği biraz dar. Dar olduğu için çıkması biraz zor oluyor. Sanırım 3 basamak daha çıkacağız. Bu vinç dediğim gibi diğer vinçlere göre biraz daha büyük. Yani boy olarak biraz daha büyük. Evet, geldik. Bakın, size dediğim yağlar bunlar arkadaşlar. İşte bunlar hep merdivenlere falan geliyor. Bu göbek dişlisinin yağları. Hadi bakalım, bir daha çıkalım. Bu vincin sistemi böyle biraz daha sıkışık. Bakın bunda burada, tamburlara falan burada. Ben bu tür vinçlere çıkarken arkadaşlar devamlı halatlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bu halatları genelde yağlıyorlar böyle. Komple yağ yapıyorlar. Bu yağ da kopuk halatı göstermiyor. Yani bu da nasıl söyleyeyim, biraz hileye kaçıyor. Gerçi bunlar her sene teste giriyor arkadaşlar. Nasıl bizim arabalardaki gibi bizi geçemezse bu vinçlerin çalışması yasak. Şimdi o portör kabinini açayım. Evet. O portör kabinde bu. Işıklarımız burada. Gördüğünüz gibi sistem bu arkadaşlar. Şu kollar. Yani çok mekanik ya. Nasıl söyleyeyim, hani çok ilkel bir sistem. Ama dediğim gibi traktör ve hidrolik yağını koy, elektriğini ver, her türlü çalışır bu makine. Çalışmamazlık yapmaz. Şimdi kapımızı kapatalım. Şimdi ışıklarımı açacağım. Silecek çalışmıyor. Lambalarımızı açtık. Kontrol lambasını kapatacağım arkadaşlar. Yani şu lambayı. Hatta açık kalsın, biraz siz de LED'leri falan görün. Ona göre bakacağız. Şimdi startı nerede bunun? Elektriğini kapatmışlar galiba. Evet, şalter kapalı. Şalteri bu. Tamamdır. Bakın sistem geldi şu an. Şimdi starta basalım. Şimdi şurada hazır işareti gelmeden çalışmayacak vinç. Birazdan gelir. Hadi, seni bekliyorum. Çalıştıramadık. Vincimize nazar değdi. Bir daha şalteri aç kapa yapacağım. Biliyorsunuz bir Türk mantığıdır. Çalışmadı mı? Bir aç kapa kendine gelir. 2-3 saniye tuttuktan sonra tekrar kaldırıyoruz. Şu işaretin gelmesi lazım. Yani hazır işaretinin. O da daha gelmedi. Evet, geldi, bak şimdi oldu. Tamamdır. Türk mantığı işe yaradı. Aç kapa kendine geldi. Çalışmaya başladı. Ha, şuradaki küçük kolu söyleyeyim. Bu küçük kol da arkadaşlar kapmanın açma kapaması. Bunu çok ters yere koymuşlar. Bu normalde sol tarafta olması lazım. Çünkü sen manevrayı bunu yapıyorsun. Hem manevrayı açıp kapatmak çok ters oluyor. Her neyse. Şimdi kaldıracağım. Dönelim. Döneyim. Bakalım şurada vinç var mı? Tamam, yandaki vincin dönmesini bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar kafa kafaya birbirine vurabiliyor. O vinç de döndü. Arkadaşlar, beklenen arabalar geldi. Şu an döküyor, fark etmişsinizdir. Ben de traktörü çalıştıracağım. Bizim takayı. Evet.
Kontrol ışığı geldi. Ve startı verelim. Haydi bakalım, bana kolay gelsin. Camlar biraz kirli. Kameradan pek gözükmeyebilir ama zaten görüş biraz sıkıntı. Ben de tam iyi göremiyorum. İşte bu sıkma. Şu an işlemiyor. Neden işlemiyor? Şuna bakacağım hemen. Evet. Arkada bir tane daha kontrol paneli varmış. Onu açmam gerekiyor. Şunu kapatalım. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, sıkmaya başladı. İşte kolun ters olması arkadaşlar, bakın. Şu an sıkarken biraz da kaldırmam gerekiyor. Şu an iki elimle böyle bir saçma sapan bir sistem var. Bakın. Yani bir elim sıkmada, bir elim de virada. Tamamdır. Gerçekten çok sert. Ben vinç altına atmaya çalışacağım. Çünkü hep karşı atılmış. Şöyle biraz mayna yapacağım. Şimdi açsam yeterlidir. Evet, tamamdır, açtık. Bakın, hem açıyorum hem buradan bunu bira yapıyorum. Çok saçma. Dönelim. Ya umarım anlamışsınızdır nasıl bir zorluk. Bakın şöyle şöyle. Çok mekanik ya, çok ilkel, öyle söyleyeyim. Ama traktör yani, her türlü çalışıyor bu vinçler. Tamamdır. Bir daha şuradan alalım. Bakın şimdi sol elimi, bu levi boşta kaldı. Tamamdır. Komple açmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bire. Ya vincin şeyi çok güzel. Minus virası gerçekten çok hızlı. Ama geri kalan
Yani gördüğünüz gibi konfor monfor. Hak getire. Vinçlerde çalışmak biraz riskli arkadaşlar. Hani ben devamlı söylüyorum. Ben bu vinçlerde çalışırken harbiden korkuyorum yani. Hani korkmuyorum desem yalan olur. Ya kendi açımdan değil ama işte vince güvenmediğim için arkadaşlar. Bakın bu vinç 2004 yapımı. Bayağı bir eski vinç. Şimdi her sene bakımları yapılsa da yine insan güvenemiyor. Olaylar bu arkadaşlar. Bakın burada limit ayarları var. Bunlar anahtarlı oluyor arkadaşlar. Yani kafanıza göre çeviremiyorsunuz. Bu anahtar gemicilerde oluyor. Duruma göre bunu açıyorlar. Ya da duruma göre biz söylüyoruz. Mesela diyoruz ki biraz uzağa almamız lazım. Buradan geliyor, anahtarla açıyor. Limiti açıyor komple. Tabii bu da riskli oluyor. Limiti açtığınız zaman bu sefer karşıdan çok kuvvetli bir yük kaldırdığı zaman vinç kaldırmayacağım demiyor. Zorluyor kendini. Hani kaldırabildiği kadar kaldırıyor. O da ne oluyor? Bu tür vinçlerde direkt göbekten kopma ya da halat kopma ya da bomun komple kopma gibi bu tarz kazalar oluyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bunlar, bak şu an normal pozisyonda. Gemici arkadaşlar bunu kolay kolay açmıyor. Neyse, arabamız döktü. Hemen şunu alalım. Vincin bomu bu şekilde. Çok da uzaktan almamaya çalışıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki arkadaşlara da söyledim. Çok uzağa döktürmeyin. Hani vinçler biraz eski. Uzak olduğu için sıkıntı. Bakın kaldırırken nasıl acayip acayip tuhaf tuhaf sesler geliyor.
bakın. Şu an limit uyarısı verdi. Tamamdır abicim. Hem limiti de görmüş oldunuz. Yani bomb çok yattı dedi. Bu pozisyonda bana vinç çalışmama izin vermiyor arkadaşlar. Şimdi reset dedik. Tamamdır. Bir daha çalıştıracağım. Bomu biraz geri çekip tekrardan deneyeceğim. Evet. Bakın bomu biraz kaldırdım. Şu an alabilirim. Dediğim o anahtar açık olsaydı arkadaşlar bana bu uyarıyı vermeyecekti. Hani istediğin şekilde kaldırabilirsin. Ama bu sefer de bayağı bir tehlikeli oluyor. O yüzden tehlikeye gerek yok. Şu kapmanın sıkması burası çok ters. Burada olması lazım normalde. Yani bunu tasarlayan mühendis. Normalde Japonlar böyle bir hata yapmaz ama.
şey göremiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben yine 5 saat falan çalışacağım. Vardiyam bitimine kadar. Yine bu paka kollarla beni uğraştıracak. Zaten şu an bile kollarım ağrımaya başladı. Ama yapacak bir şey yok. Yani hep de böyle güzel bir iş gelecek diye bir şey de yok. Bazen böyle zorlu bir işler de gelebiliyor. Mesleğimizin zorlukları bu tür şeylerde. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.